1915 yılında büyük sermaye tarafından desteklenen ve ismini modern tıp denilen kapitalizmin desteklediği tıp iflas etti. Çünkü insanı yedek parça muamelesi yapıyordu. Yani dahiliye uzmanı, cerrahı, gözü, beyni, sanki çok derin bilgiler var da ulaşılmaz uzmanlaşması zor bilgiler var da parça parçaya ayrılıyor. Gerçek tıp, cerrahi ve dahiliye bu kadar. Psikiyatri zaten sahte, uyduruk bir daldı. Ancak modern tıpta yani bunu sorgulamamız gerek. Bundan önce herkesin algılayabileceği, basit önlemler alabileceği konuları değinelim. Bizleri kanser eden besinler ve basit önlemlerini konuşalım. Bakın, E-kodlu gıda katkı maddelerini toplum bilmiyor, farkında değil. Bunları yavaş yavaş, azar azar beni izleyen, takip eden herkes öğrenmiş olacak. Yavaş yavaş öğrenirler. Bakın, bundan önce basit bazı ve zararı ispatlanmış maddeler var. En büyük tehdit elbette fruktoz şekeri, mısır şurubu, nişasta bazlı şekerler, sıvı şekerler. Bakın, Amerika'daki birçok sorunun kaynağı bu şekerlerdir. Hayvanlardaki hastalığın sebebi de bu. İnsanlardaki hastalığın sebebi de bu. Çünkü Amerika'da mısır kuşağı denilen çok büyük tarım arazileri var. Tarıma kapitalist sermayenin girmesiyle üretim fazlalığı yaşandı. Bugün McDonald's'ın büyük sermayenin 100 bin baş sığırları olan çiftlikleri var. 100 bin baş inek öyle kolay beslenmez. Doğada özgürce yayılamaz. Elbette neyle beslenir? Mısır küspesiyle, mısır ürünleriyle. Sadece büyükbaş hayvanlar değil, balıklar bile, süs balıkları bile mısır şurubundan nasibini alıyor. Peki insanlar almıyor mu? Bakın, mısır şurubu, glikoz şurubu, nişasta bazlı şekerler, dondurmalardan et ürünlerine kadar girmediği yer yok. Bisküviden tutun, çikolatadan tutun, krekerlerden, tuzlulardan, tatlılardan, ilaçlardan, kozmetiğe kadar her yerde varlar. Bir numaralı kanser nedeni. Bakın, E-kodlu gıda katkı maddelerini demiyorum. Mısır şurubuna dikkat edin. Dışarıda asla tatlı yemeyin. Asla çikolata, bisküvi tüketmeyin. Florörün,
diş minesine koruduğunun bilimsel ispatı veya delili yoktur. Dişleri çürüten şeker, şeker, şeker. Ancak flörürün şu zararı kesin. Zekayı geriletiyor, beyni zarar veriyor. Bu tartışmaya açık bir konu. Ancak bizim elimizde satın almama gibi bir gücümüz var. Satın almayın. Çocuklarınıza flörür içeren diş macunları satın almayın. Karbonat, biraz nane yağı, tuz karıştırın. Alın size diş macunu. Misvak da veya doğal ürünler de kullanabilirsiniz. Bromür tehlikeli bir katkı maddesi ve kimyasal bizler için. Tüm unlu mamullerde, fırıncılıkta, pastacılıkta kullanılan bir ürün. Bunu şöyle aşabiliriz. Arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardan evde kendiniz ekmek yapabilirsiniz. Pasta yapabilirsiniz. Bunu anlatacağım. Zevklidir. Zehir dozdadır. Yani az tükettiğinizde bir şey olmaz. Ancak şu anki unlu mamullere katılan bromür vücuda mahvetmektedir. Birçok kimyasalın, vücut için gerekli kimyasalın emilimini engellemekte, kısırlıktan zeka geriliğine, kansere kadar sorunlara yol açabilmektedir. Bromür içeren unlu mamullerden uzak durun. Ekmeğinizi kendiniz yapın ve az tüketin. Ekmeği az tüketin. İnsan vücudu protein, yağ, tuz ve sudan yapılmıştır. Bu sebeple alkali metalleri, toprak alkali metalleri vücuttan temizleyebilir. Ancak ağır metaller temizlenmiyor. Bromür bir ağır metaldir. Aynı şekilde klorür de ağır metaldir ve bir zehirdir. Kimyasal silahların yapısında vardır. Klorürle insan öldürürler. Bakın işte bu klorürü içme sularına koyuyorlar. Neden? Hijyen içinmiş. Klorürlü su kullanmayın. Klorür demek ağır metal demek, zehir demek. Kaynak sularına kullanın.